mutlak olan insan 3/11/2018. Yasalar öz gerçekliği tohumlayan mutlak Kur'an'ların kelamıdır. İnsanın kendini dillediği ve kendi yüreğini hak ettiği bütünde muktediriyette hasapla olmaktadır. Evren evren gezen insan sistemleri bugün bizi bizden bize dinlemeye geldiklerinde kaynak ışığın bütünün gücü olmadığını gösterdik onlara. Onların kelamlarında Kur'an yoktu ve bizim kendi yüreğimizi kodlayabilecek düzeyleri yoktu. Hakkın hakiki lekesiz kelamı akıldır. Eğer aklın kalemi varsa yaşam hak edilir. Eğer hak edilen hakikiyetin teknik tahdidiyle hak edilmişse yaşamın kaydı mutlak Kur'an'da tohumları kontrol etme imkanına sahip olmak haline geçer. Medine'nin gözü açık bugün yine. Ölüyü dirilten bütün kökleri göklerde dürümleyen ilim Allah'ın tahtından verilecek. Ve bu ilmi bilenler kelama hakim kılacaklar ve yolu kodlayacaklar. Allah'ın ilmi aklın kelamıyla kodlandığında mutlak Kur'anlar kontrol edici olacaklar. Yaşam hakikiyet ve teknik kelama varanın insanlığıdır. Ama yaşayan hak etmeden ve hakikiyete hakiki teknik ve kodlamadan yaşatılamaz. Ellerimiz Allah'ın elidir. Ağır yük taşımayız. Bunun sonucunda bizler bize gerçek kelam olup indiğimizce mükafatımız olan Yezidlerin kelamını kontrol ilmini de elde ederiz. Eve dönme zamanı geldiği gün iyi ki buradayım diyebileceksem bugün burada bu toprağı tohumlamak ilmimle olabilmiş demektir. Baktım dünyayı gördüm. Ölü bir planet göz, öz ve söz gücünü dürümlerde dilleyememekteydi. Kapımı açtım ve geldim. Bugün torbamda insanlık var ve bu torbayı hakiki teknikle kodlamaktayım. Ağırı hafifletenler görev taşıyacaktılar ve kaçıp gelen biliş Mahrek'in kelamı olacaktı ve kodlanmış olanlar tarık olup teknik Kur'an olacaklardı. Kaçacak yer yok dedikleri zaman ağırdır hakiki tekniğin Kur'an'ı dedim. Ve dediler ki ağırı hafiflet ki biz de sistem, nizam ve düzenin gücünü hak edelim ve yoğunluğunda olalım. Ol dedim, hepsi kodlandı ve kontrol edici kodlarıyla mutlak kaleme indiler. Kaynağın sahrasında aşk olsun istedim. Aşkın kontrolü kurulduğunda kodlanmış ışıklar mutlak olsun istedim. Ve ete girip yaşama indiğim günü kök gereklilikle dillerken Mesih kelamın kalemindeki şevk şafağım oldu. Ölüyü diriltmek sorumluluktu. Ölüler diyarı olan bu dünyayı gökçe kodlamam gerekliydi. Ve gözüm, özüm, sözüm görevi hakikiyeti dinleyerek kayda aldı. Karanlık teknik ilimle kodlama yapamaz. İlim sistemi yoktur karanlıkta. Ama kodlanmış ışık tahditlenmeden bu yaşam sahnesine indiğinden doğanın gücü devrede olabilmiş ve karanlık tahtını teknik Kur'an yapabilmiş ve bütün köklerimiz göklerin gücünü derelerce yaşama akıtmıştır. Bisui barış, sevgi ve insanlığın kelamı olan ilim, insanın teknik Kur'an'ı haline dönüşmekle mucizeler devreye inmiştir. Her şeyi hakikiyetle dinleyebilecek düzeye indiğinden ki muktediriyet mutlakiyeti kodlamaktadır. Ağır yük taşımak istemem. Bu kesindir. Ve bu yükü kimsenin de taşımasına iznim yoktur.
dürümlere inin, gözlemleyin yaşamı. Her şey, her şeyin gücüyle kodlanıyor. Nefesinizin gücü bile yaşamları kodlarken saha insanın kelamına dönüşüyor. Ve büyük kötülükler öz gerçekliğinizle önleniyor. Evren size eşya olup gelir. Ama ekip kurmadığınızda eşya sizde oluşturulan bir sahradır sadece. Ve ekip Allah'ın tahtıyla oluşur. Maya tuttuktan sonra sevgi sahraya çekilir ve saha ilmi lekesiz bir kelama dönüşür ve insanlık kendinde kendi yoğunluğunda kodlanmış o şafakla kendi sahrasını mahrek yapar. Zaman sahrasıdır insan. Ama insanın kendini dinlemesi hakiki tekniği hakim kılmasından itibaren gerçekleşir. Korkmayın, bünyeniz çok güzel bir sahaya ulaşacak. Çok güçleneceksiniz. Her birinizde mevcut olan ışık sizin şevkli şafağınız haline dönüşecek ve şifalanacaksınız. Sizin şifalanışınız yaşamları şifalayacak ve bütüne hizmetçiliğiniz kontrollü olarak kayda alınacak. Şifacılık sizin sahanız olacak ve kodlanmış mutlak Kur'an'ınız mahrekiniz olacak. Kök göreviniz ziya olmak ve zirvelerin zirvelerindeki o sahraları kodlamak ve dünyanın ruhu olmaksa bunu mutlaka başaracaksınız. Ağır hafifleyecek, yolunuz kodlanmış olduğundan muradınız olmaya başlayacak. Yaşam için dileklerinizi oluşturabileceksiniz ve çok güçleneceksiniz. Eğer siz ben ekmek olmak isterim derseniz emre itaat edin, ekmek yapın ve ekmekle kodlanın ki ekmek olun. Yaradan yaratılan insanlık tahditsiz bir şafak olduğundan ağır yük mutlak Kur'an'da hafiflemişse imparatorluğun gücü olan bu şafak sistemin gücü haline dönüşür. Ve bu güç büyük kötülüklerin önlenişini sayfalar. İnsanın cennetteki yeri insanlıktır. Eğer cennetten bir yer isteniyorsa herkes kendini kodlamalı ve insanlaşmalıdır. Cennet ekmeğiniz olmalı, yaşamınız olmalı, Kur'an'ınız olmalı ve toprağınızdaki halikiyetiniz olmalı. Organ sahraya indiğinde nesil kelama geçer. Kelam Kur'an olur, muktedir olan her an masaya oturur. İşte anın masaya oturması aklın kaleme inmesidir ki hepimiz bugün burada bunun için hak etmeye çabalayacağız. Aşkın şafağı insanlık ve biz insanlığın kelamı olarak buradayız. Uzan göklere, özün gözünü gör, sesin kelamdaki ilmini dinle, sonsuz zamanları tohumla, yer küreye geç. Yine uzan, karanlığın tahtını gör ve o tahttaki şafağı gör. O şafak sevgidir. Sevginin öz gerçeklik olduğunu gör ve görevini, hakikiyetini dinle. Yaradan'ın tahtındaki o yaşamı gör ve gözünün görmediği ne varsa gönül gücüyle, insanlık ilmiyle gör. Var ol, hak ol ve tanı insanı, yeri tanı, gökleri tanı, cennet olan ilmini ve cemaatini hakikiyetinle hak olup dinle. Soru sorma, sadece dinle. Soran canın cennetindeki yaşamını hak etmemiş olandır. Bilin ki sormayan Allah'ın ahir yaptığıdır. O sormaz, o bilir. Ahit, kelamın hakikiyetindeki hakim olan insanlıktır.